Onlar anne, kardeş, eş. Onlar kadın. 2,5 yaşındaki torunum. Babam nereye gitti de yenilerek babam mamma bana gitti bana getirecek dedi. Baykuzum yerin kahrine mendin görükmedin. Tüm Türkiye Karaman'daki maden faciasıyla bir kez daha ağladı. Ancak o madenin bir de kadınları vardı. Yürekleri yanan felaketin kadınları. İşte bir anne. Yüreği ağzında oğlun yaşıyor, kurtuldu haberini bekliyor. Bir yandan da belki yardımı olur diye toprağı elleriyle kazıyor. Suyun tahliyesi daha kolay yapılsın, oğlu hemen kurtulsun diye. O kadınlar için çaresizlik, acı, ızdırap büyük. İşte bu anne de bakana yalvarıyor. Ne olur diyor, kurtarın oğlumu. Oğlu için ağıt yakıyor. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur mu öyle şey, olur mu öyle şey, ne demek ya? Dile kolay, o madene tonlarca su girdi. Bu anne de oğlum yüzme bilmez, ne yapar, nasıl yaşar diye yakınıyor. Sözlerinin ağırlığı Türkiye'yi bile aşacak cinsten. Oğlum yüzmeyi bilmez ya, suyun içinde ne yaptı? Yetti mi benim oğlan şimdi? Yok daha şey belli değil, hiçbir şey. Şu an çalışmalar devam ediyor. Saklama. O madende ilk iş günü olanlar da vardı. Eşi yalvardı, gitme dedi. Eşini dinlemedi. Eşini dinleseydi, şimdi belki de dizlerinin dibinde, karısının, çocuklarının yanı başında olacaktı. Gitme atmam, bırak ocağı dediğim. Allah'ım kuzularıma bağışlasın, onu gençliğine bağışlasın. O faciayı en iyi özetleyen kelimelerse bu acılı eşin ağzından bir bir dökülüverdi. Maaş yok, servis yok, ekmek yok. Sıra canına gelmişti, onu da aldılar. Sağ çıksalar ne yapacağız? 3 aydır bizi yediler, bitirdiler. Maaşlarını düzgün vermediler. Maaşlarını düzenini vermezlerdi. Ekmeklerini ellerinden aldılar. Servislerini ellerinden aldılar. Bu köpekler yedirdiler, bitirdiler güney yurdu. Bir de babalarını dört gözle bekleyen evlatlar var. Babam nerede diye soruyorlar. İşte o soruya kimse cevap veremiyor. Soruyor babam nerede diye soruyor. Diyecek cevap bulamıyor. Babam nerede, suyun içinde mi kalmış, çıplak mıymış der. Nerede babam der, sonra diyecek cevap bulamıyor. Mutluluk ve acıyı aynı anda yaşayanlar da var. Kocasının maden faciasını öğrendiği gün doğum yapan bu anne gibi. Ve o da şimdi dört gözle gelecek iyi bir haber bekliyor.